30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 21 Eylül günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya adım attık. Ancak piyasalar bugün aslında geneli kırmızı. Bunun en önemli nedeni de dünya genelinde pandemide ikinci dalga başladı mı? Özellikle Avrupa tarafında İngiltere kanadından açıklamalar almıştık biz ki sabahki yayınlardan da aktardık. İngiltere Sağlık Bakanı açıklamaları vardı. Sky News'a konuşmuştu. Bunun dışında Başbakan Johnson'ın da konuşmaları vardı İngiltere açısından. Ama vaka sayılarına bakıldığında İngiltere'de vaka sayısı son 24 saatte 4000 üzerinde geçti. Dolayısıyla vaka sayılarındaki hız Mart-Nisan'ın da üzerinde diye yorumlar var. İspanya, İtalya gibi ülkelerde, Danimarka gibi ülkelerde vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de acaba ikinci dalga geliyor mu korkusu piyasalar tarafından satın alınıyormuş gibi gözüküyor. Öncelikle biz Borsa İstanbul'la bir başlayalım. Devam edelim diğer borsadaki oluşan rakamlara. Şimdi Borsa İstanbul tarafında kayıplar %1'e ulaşmış durumda. 1100 seviyesinde. Dolar TL tarafında 7.59.94 %0.5 primli işlemler devam ediyor. Ancak dolar endeksi sabah 93'ün altındaydı. Yani dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ederken TL'de aynı durum söz konusu değil. Euro TL sabah 8.99'ların da üzerine test etti. Bir ara 9'ları da gördük. %0.07 artıda olduğunu söyleyebiliriz. Euro dolar paritesi ise 1.1860 civarındaydı. %0.4'lük bir kaybı işaret ediyor. Saat 12 itibariyle şu an 1.1795'ten işlemlerini sürdürdüğünü söyleyelim. Devam edelim Avrupa tarafına. Avrupa tarafında ise az önce bahsetmiş olduğum nedenlerden dolayı kayıplar %3'ü buldu Londra'da. Londra'da İngiltere'de özellikle vaka sayılarının dediğim gibi son 24 saatte 4300 seviyesine ulaşması Mart-Nisan'ın da üzerinde olduğuna ifade ediliyor. Diğer taraftan Sağlık Bakanı Hancock'un açıklamaları vardı Sky News'te. Ekonomiyi tamamen kapatmayı göz ardı etmiyoruz dedi. Ama Başbakan Johnson bunu kabul etmiyor. Tekrardan kapanmasını kabul etmiyor bu noktada. Tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen yapılan yorumlar da var. Amerika Birleşik Devletleri'nin normalleşmesinin Avrupa kadar hızlı olmadığı, yavaş kalındığı, dolayısıyla ikinci dalganın henüz görülmediğine dair yorumlar alıyoruz. Bernstein şirketinden tabii birkaç tane yorum da vardı bu noktada. Çünkü Avrupa'da hızlı bir şekilde normalleşmeye geçildi. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nde hala restoranlarda, kapalı mekanlarda yemek yok. Bu bir örnek. İngiltere tarafında, İspanya, İtalya, Danimarka tarafında yeni kısıtlamalar getiriliyor. En son İngiltere tarafında Covid olmuş hastanın ihlal etmesi, şartları ihlal etmesi, yani karantina şartlarını ihlal etmesi sonucu 10.000 sterline kadar bir cezadan bahsediliyor. Yaklaşık 97.000 TL'ye denk geliyor Türk lirasıyla. Ve %3'ün üzerinde satışlar var Londra'da. Paris tarafında %2.7, Frankfurt %2.8. İtalya borsası da pandemide ikinci dalga geliyor mu korkusuyla %3 civarında ekside. Biz ABD tarafına da bir bakalım. ABD borsalarında vadelilerde sabah %0.5'lik kayıplar vardı ama görüldüğü üzere Amerikan vadelilerde satışlar hızlandı. Dow Jones'ta %2,1, Nasdaq'ta %1,7, S&P 500 %1,9 ekside. Ama bunun en önemli nedeni uzmanların ve analistlerin belirttiği pandemideki mevcut durum. Şu an pandemide ölen sayısı 1 milyona gelmiş durumda. 30 milyona yakın vaka var. Amerika Birleşik Devletleri en fazla vaka görülen birinci ülke, arkasından Hindistan ve Brezilya geliyor. Avrupa'da da keza aynı şekilde vakaların arttığını görüyoruz. Asya'ya geçelim. Asya'da kapanışlara doğru aslında sabah erken saatlerde primi vardı, ancak kapanışa doğru satışların hızlandığını gördük. Hong Kong'da %2 kayıp var örneğin. Sadece Nikkei'de artı gözüküyor ama bu arada Japonya'da borsalar kapalı. Yarın da kapalı olacak Equinox nedeniyle. Dolayısıyla onu bir gösterge olarak almamak gerekiyor. MTA'ya hızlı bir şekilde bakalım. MTA'da altın tarafında 1937 ekside. NYMEX ve Brent sabah artıdaydı fakat onlar da hızlı eksiye döndüler. Pandemi dolayısıyla talebin düşeceği beklentisiyle. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Sigorta Şirketi'nin sektörün gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Bir haberi izleyelim. Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik ve Vakıf Emeklilik, bundan sonra yollarına Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında devam edecekler. Böylece 38 bölge
ve 2620 çalışanla şimdilik 15 milyon müşteriye hizmet veren ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz. Bu büyük birleşmeyle Türk sigortacılık sektörünü çok daha organize, çok daha rekabetçi bir yapıya kavuşturduğumuza inanıyorum. Atılan bu adımın sadece sigortacılık sektörüne değil, finans piyasasına ve reel ekonomiye de önemli katkıları olacaktır. Türk sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar yüksek düzeyde fon biriktirirse, ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına o derece destek verecektir. Özellikle hayat sigortaları ve emeklilik sistemi uzun dönemli ve düşük maliyetli fon birikimine katkı sağlayan temel araçlardır. Devletin desteği ve teşviki ile fon tutarı 154 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sisteminde yapılacak atılımlarla reel sektöre uzun vadeli ve düşük maliyetli büyük bir kaynak sağlanabilecektir. Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır. Fatih Bozkurt Katılım Emeklilik Fon Yönetim ve Fon Hizmet Müdürü karşımda. Fatih Bey, iyi günler diliyorum size. İyi günler. Evet, dinledik tabii açıklamaları. Şimdi öncelikle bu kamu emeklilik şirketleri birleşmesinin artılarını ya da eksilerini şöyle bir aktaracak olursanız BES kullanıcılar için. Genel hatlarıyla baktığımızda 3 tane daha öncesinde ayrı tüzel kişiliklerle faaliyet gösteren emeklilik sektörü, emeklilik ve hayat branşı için söylüyorum. Vakıf emeklilik, ziraat emeklilik ve halk emeklilik birleşerek yeni bir çatı altında Türkiye Hayat Emeklilik olarak devam ediyor. Burada tabii ki belli bir fon büyüklükleriyle birleştirilmiş oldu ve özellikle kamu tarafında özel sektöre kıyasla fon büyüklüğü anlamında ciddi anlamda bir yeni bir aktör olmuş oldu. Burada üç ayrı şirketin birleşmesiyle oluşacak sinerjinin hem sektöre hem de katılımcılara orta uzun vadede daha olumlu yansımaları olacağını düşünüyorum. Sistemini tabii pandemi dönemini nasıl geçiriyor? Çünkü insanlar hiç olmadığı, hiç bilmediğimiz bir süreçten geçiyor. Bizler öyleyiz. Geleceğe dair tabii endişeler de var. Dolayısıyla acaba BES'e yönelim daha mı arttı bu pandemi döneminde? Genel olarak datalara baktığımızda sizin de belirttiğiniz gibi yani pandemi dönemi ister istemez insanların orta uzun vadede kendilerini sorgulamalarını, finansal olarak yükümlülüklerini değerlendirmeleri açısından onlara bir durup tekrar bir mevcut pozisyonlarını gözden geçirme imkanı sundu. Bu pandemi dönemini tüm çalışanlar olarak, bireyler olarak bizler de yaşadık. Özellikle verilere baktığımızda, sektörün genel verileri anlamında baktığımızda da bireysel emeklilik sektörünün bu pandemi döneminde özellikle emeklilik sözleşmeleri anlamında değerlendirdiğimizde burada olumlu yönde yansıdığını görüyoruz. Özellikle fon getirileri detayında baktığımızda hem çıkış rasyolarının bir önceki sene yani 2019-2020 kıyaslamaları yapıldığında Emeklilik Gözetim Merkezi'nin raporlarından edindiğimiz bilgilerle çıkış rasyolarında majör bir artış olduğunu görülmediğini hatta pandemi dönemindeki yani genelde beklenilen o olumsuz etkinin çok fazla yansımadığını görüyoruz. Diğer taraftan da özellikle harcama ihtiyacının ya da harcamaların nispeten düştüğü, bunun yanında da tasarrufun daha fazla ön planda olduğu bir dönem de yaşandı. Bu iki ana parametreden emeklilik sektörüne olan etkisi olarak baktığımızda hem genel anlamda çıkışların çok fazla olmaması, diğer taraftan da özellikle fon performansları anlamında baktığımızda özellikle fon kategorilerine de bakarsak işte altın fonun ciddi anlamda performansında ön plana çıkması, bunun katılımcı nezdinde de ciddi talep görmesi gibi alt alta baktığımızda burada ciddi bir aslında pozitif bir yansımada var.
Yani rakamlara kısaca bakarsak, bu rakamlar bu söylediğimiz olgulara, rakamlara nasıl yansımış? Sene başından bugüne baktığımızda, işte sene başından 1850 itibariyle baktığımızda sektörde ağırlıklı olarak, yani ağırlıklıdan kastım sektördeki tüm fonların performansları ile fon büyüklüğünü ağırlıklandırarak tek bir rakam olarak ele aldığımızda sektörün ortalamada yaklaşık %18'e yakın bir nominal getiri sağladığını görüyoruz. İlk 8 aylık gerçekleşen enflasyonun da %7.27 olduğunu göz önüne aldığımızda aslında reel olarak katılımcıların %7.54'lük bir kazanç sağladığını görüyoruz. %17'lik performansın alt detay gruplarına baktığımızda, yani özellikle sene başından bugüne %60 oranında performans gösterilen altın fonların bu olumlu tabloya ciddi anlamda etkisi olduğunu da söyleyebiliriz. Peki sistemin getiri oranlarına baktığınızda nasıl yorumluyorsunuz getiri oranlarını? Zor bir dönem tabii, fon yönetmek de kolay iş değil şu ara. Kesinlikle belirttiğiniz gibi yani fon yöneticilerinin özellikle dalgalanmalar ciddi anlamda zorlayabiliyor. Ama diğer taraftan da hepimizin bildiği gibi piyasalardaki volatilite getiri anlamında da ciddi fırsatlar ön plana çıkarabiliyor. Yani burada özellikle bir konuya da değinmek istiyorum. Yani bu süreçteki sektörün genel az önce işte %18'e yakın getirisi tüm sektörün ağırlıklı getirisiydi. Burada ciddi anlamda faizsiz fonlara yatırım yapan, yani faizsiz finansal enstrümanlara yatırım yapan fonlarla konvansiyonel dediğimiz diğer genel faizli tarafa yatırım yapan fonlar arasındaki getirilerde de ciddi anlamda bir ayrışma olduğunu görüyoruz. Yine rakam bazında dile getirirsek bu süreçte faizsiz ağırlıklı faizsiz fonlara yatırım yapan şirketlerin fonlarının ortalamada yine yılbaşından bugüne %34,5'lük bir getiriye sahip olduğunu, aynı dönemde sadece konvansiyonel olarak baktığımızda da %14'lük bir getiri farkının olduğunu görüyoruz. Yani burada ciddi anlamda bireysel emeklilik tercihi olarak faizsiz fonları seçen katılımcıların bu süreçte olumlu etkilendiğini görüyoruz. Tabii ki bu rakamları verdikten sonra biraz da altını da doldurmak gerekiyor. Yani yaklaşık nominal bazda %20'lik fark nasıl ortaya çıkıyor? Onun detayına da baktığımızda faizli fonu, yani konvansiyonel fonu seçen katılımcıların içerisinde altın fonlarının oranının tüm fon büyüklüğü içerisinde %15'lik bir paya sahipken faizsiz fonlar içerisinde altın fonunun oranının %55 olduğunu görüyoruz. Az önce de belirttiğim yılbaşından bu yana %60'lık olumlu performansın burada ciddi anlamda buna olumlu etki sağladığını görüyoruz. Diğer bir ana neden de özellikle yine yılbaşından bugüne baktığımızda katılım endeksiyle, işte katılım endeksi faizsiz faizsiz prensipli hisse senetlerine yatırım yapan şirketlerin performansını değerlendirdiği bir endeks. Katılım endeksiyle BIST 100 endeksini kıyasladığımızda yine güncel rakamlara göre yılbaşından bugüne BIST 100 endeksinde %3,5'luk bir negatif performans söz konusuyken katılım 50 endeksinde bu %36'lık bir pozitif performans olarak yansıdığını, yani relatif olarak bakarsak %40'lık bir pozitif performansın yine az önce söylediğim %34,5, %15'lik, %20'lik nominal getirinin ana fark yaratan nedenleri olarak da söyleyebiliriz. Peki genel böyle bir BES sistemindeki genel varlık dağılımına şöyle bir bakacak olursak, ama sistem içerisinde, yani özellikle evet, şu günlerde dağılım nasıl? Hemen onun hakkında da detaylı bilgi vereyim. Şu an itibariyle baktığımızda yine en son 18 Eylül tarihli datalardan baktığımızda ağırlıklı olarak sabit getirili araçlarda olduğunu görüyoruz. Bunun detayına baktığımızda %22,5'luk bir devlet tahviline yatırım yapılıyor. Tüm emeklilik fonlarının varlık bazında dağılımına baktığımızda yaklaşık %1'lik kira sertifikalarına, kamu kira sertifikalarına yatırım yapılmış. Hisse senedi oranı burada %10,5 oranında. Nispeten özellikle diğer gelişmiş olan ülkelere göre hisse senedi sahipliği emeklilik sektörü içerisinde daha düşük oranda.
8.7 oranında Eurobond'lara yatırım yaptığını, %7 oranında kıymetli madenlere, yaklaşık %5 oranında vadeli mevduata yatırım yapıldığını görüyoruz. Aynı zamanda finansman bonosu ve özel sektör tahviline baktığımızda da ikisinin kümülatifte yaklaşık %7.5'luk bir oran oluşturduğunu görüyoruz. Ana hatlarıyla baktığımızda ağırlıklı olarak burada sabit getirili yatırım araçlarının daha ön plana çıktığından bahsedebiliriz. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını yayını başına dinledik. Fon tutarı 154 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sisteminde yapılacak atılımlarla reel sektör uzun vadeli ve düşük vadeli kaynak sağlanabilecektir. Sözleri için ne anlama geliyor? Burada aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hali hazırda mevcut varlık dağılımlarıyla da oluşan bir sistem. Yani çok klasik. Genel makro açıdan bakarsak ekonomiye, yani yurt içi tasarruf oranımızın ne kadar büyük oranda arttırırsak, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tarihte 154 milyar TL'lik rakam, yine en son 18 Eylül itibariyle 158,5 milyar TL'lik bir rakama ulaştı. Yani peyderpey hem yeni girişlerin hem de fon performanslarının etkisiyle buradaki kümülatif rakam büyüyor. Yani buradaki tutarı ne kadar arttırırsak, devlet iş borçlanma ihtiyacı duyduğunda buradan daha kolay bir şekilde yurt içi tasarrufları buraya aloke etme imkanı olacak. Diğer taraftan reel sektöre uzun vadeli düşük imkanlı kredi anlamında baktığımızda da, yani örneğin bunun çok basit haliyle baktığımızda, örneğin hisse senedi. Yani hisse senedine yatırım yaparak aslında şirketlere biz ortak oluyoruz. Onların orta uzun vadeli karlarını ortak olarak özellikle yükselen faiz ortamındaki yüksek faiz maliyetinden kaçınmalarını önlenmiş oluyor. Yani temel anlamda baktığınızda aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması tasarrufların yüksek oranda artmasının orta uzun vadede hem yurt içi borçlanma maliyetlerini uygun seviyeye getirmek hem de yine dile getirildiği gibi reel sektöre tabii ki burada kazan modeliyle uzun vadeli finansman imkanı sağlanması diye yorumluyorum ben. Evet, diğer konumuz hazır mı diye sorayım ben tabii bu arada. Çünkü otomotivi de konuşacağız ve Halil Okşit karşımızda olacak birazdan. Fatih Bozkurt, çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık. Otoajanda.com kurucusu Halil Okşit karşımda. Halil Bey, iyi günler dileyerek hemen başlayalım hızlı hızlı. İyi günler. Şimdi birçok otomotivi artık hidrojenli araçlarla ilgili çalışmalarda bulunuyorlar. Nedir şimdi bu son durum? Bu tip araçların potansiyeli nasıl? Elektrikli araçlar arasındaki fark nedir? Evet, öncelikle elektrikli otomobillerde başlayan yakıt teknolojilerini geleceğe taşıyacak teknolojiler kamyonlarda da devreye giriyor. Özellikle Avrupa Birliği'nde Vesto standartları diye 2025 yılına kadar geçerli olacak standartlar mevcut dizel kamyonların elektrikli ya da hidrojenli teknolojiye geçmesini şart koşuyor. Bütün firmalarda artık kamyon üreticisi dünya devleri de bu alanda yatırım yapmaya başladılar. İşte geçtiğimiz hafta Alman MAN, Volkswagen çatısı altındaki Alman MAN elektrikli kamyonunu piyasaya sundu. Mercedes'in e-Actros adlı bir elektrikli kamyonu seneye devreye girecek. Ford Türkiye'de, Ford Otosan Türkiye'de, dünyada biliyorsunuz Ford adına kamyon üretimi yapıyor. Onun bir konsept elektrikli kamyonu S-Future adıyla Hanover'de sergilendi. Yine dünyanın işte çok konuşulan Tesla markasının semi adıyla bir elektrikli kamyon projesi bulunuyor alternatif yakıtlarda. Ve bir de şimdi Mercedes son olarak hidrojenle çalışan bir kamyon teknolojisini, kamyon yakıt teknolojisini devreye alacağını duyurdu geçtiğimiz hafta. Uzun yol taşımacılığında hidrojen kamyon taşımacılığının veya ağır ticari araç taşımacılığının temel yakıtı olacak deniyor. Uzmanlarla konuştum. Uzmanlar bu görüşlerini dile getiriyorlar. Çünkü elektrikli kamyonlar henüz şehir dışı uzun yol uluslararası taşımacıla imkan verecek menzile sahip değiller. Buradaki en önemli handikapları 1200 kilogram bulabilen bataryaları. Oysa hidrojenli kamyonlarda 1000-1500 kilometrelik menziller 50-60 kiloluk tüplerle diyelim, küçük tanklarla
sürücü bölmesinin arkasına yerleştirilen tanklarla sağlanabiliyor. O zaman gelecekte özellikle 2030'lu yıllara doğru hidrojenle çalışan teknolojiye sahip motorlu kamyonlar yollarda uluslararası taşımacılıkta geçerliliğini sürdürecek. Ama burada hemen şunu belirtmek gerekiyor. Örneğin Mercedes dünyada 500 bin, yılda 500 bin kamyon üreten bir şirket. Dünya devi. Bu hidrojenli kamyon yatırımı için Volvo ile ortaklık yapıyor. Volvo Truck'la birlikte geliştiriyor. Hı hı. Böylesine büyük devlerin bile yatırım yaparken, ürün geliştirirken çok ciddi bütçelere ihtiyacı olduğu bir alan. Evet. Şimdi peki, şunu hatırlayın. Pardon. Bir 2-3 dakikam var, o yüzden merak ettiklerimi evet. Sorayım. Peki yatırım dediğiniz gibi çok ciddi paraya ihtiyaç var diyorsunuz. Türkiye'de böyle bir proje var mı çalışılan? Türkiye'de yok tabii ki. Hidrojenli araç üzerine çalışılmıyor ama CNG, bu alternatif yakıtlar ilk önce CNG, dizel yakıt değil de CNG'li yakıt kullanımıyla başladı. Türkiye'de ağır ticari araç bazında İstanbul'da ve Kayseri'de CNG'li otobüsler çalışıyor. Büyük otobüsler çalışıyor belediye otobüsü olarak. Elektrikli olarak da şu anda Ford Otosan tarafından üretilmiş bir çöp kamyonu İstanbul Belediyesi'nde test sürüşünde. Türkiye'deki açıdan da yakıt, alternatif yakıt teknolojileri açısından da son durum bu. Ve bir de biraz önce söylemiştim, Ford Otosan tarafından geliştirilmiş S-Future adlı elektrikli bir uzun yol kamyonu konsept olarak sergilendi. Ama bu işler için mutlaka önümüzdeki yılları beklemek gerekiyor. Çünkü Avrupa Birliği yasaları özellikle karbon salımı konusunda ana üreticileri çok fazla sıkıştırıyor. Yakıt tüketimlerinde çevreye yayılan karbondioksiti veya NOx'i azaltmalarını, düşürmelerini istiyor. Bunu da dizel kamyonlarla, dizel motorlarla yapmalarının imkanı yok. Son bir dakika. Peki evet. Hidrojenli araç mı, elektrikli araç mı? Maliyet açısından hangisi daha maliyetli? Üretim açısından, yatırım açısından? Şimdi şunu söyleyebilirim, maliyet açısından elektrikli kamyonlar daha ekonomik olacağını düşünüyorum. Henüz hidrojenli kamyonun fiyatı belli değil ama şunu söylemek gerekiyor. Elektrikli kamyonlar esas olarak kısa mesafe yolculukla taşımacılıklarda kullanılacak motorlara sahip olacak. Hidrojen çünkü, daha mı uzun oluyor? Evet, hidrojen 50-60 kilo ağırlığındaki tanklarla 1000-1500 kilometre menzillere, yani örneğin İstanbul'dan İzmir'e gidiş gelişe yol açabilecek, bunun altından kalkabilecek motorları ortaya çıkaracak. Toparlarsak son olarak? Evet, elektrikli araçlar, elektrikli kamyonlar ama arkasından uzun yol taşımacılığında hidrojenli kamyonlar gelecek. Gelecek, gelecek, kaçış yok. Halil Okşit, çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık. Günler. Evet, hidrojenli araç, bakalım kamyonlarla başlayacaklar, sonra otomotiv tarafına, yani binek araca gidecek mi gitmeyecek mi? 30 dakika burada sona eriyor, yarın sabah görüşmek üzere, hoşça kalın.